İdeal gaz hakkındaki bilgilerimizi şöyle bir tazeleyelim. İdeal gazlar için hangi temel varsayımlarda bulunmuştuk? İlk temel varsayımımızı moleküller arası etkileşim yoktur olarak yazalım. Peki bu varsayımla ne demek istiyoruz? Moleküller arası etkileşime örnek olarak mesela bir hidrojen bağını gösterebiliriz. Diyelim ki şöyle iki su molekülü olsun. İki komşu su molekülü. Bir oksijen ve iki hidrojen burada. Bir oksijen ve iki hidrojen de burada olsun. Bu su molekülü gaz halinde. Yani aslında su buharından bahsediyoruz. Oksijen kısmen negatif, hidrojen de kısmen pozitif yüklü olduğu için bunların birbirini çekmek istediklerini biliyoruz. Bu çekim de meşhur hidrojen bağlarını oluşturur. İşte bu bağ moleküller arası etkileşime örnek verebiliriz. Dipol-dipol etkileşimleri de moleküllerin polaritesi açısından bu duruma benzer. Aynı şekilde Van der Waals kuvvetlerini de düşünebiliriz. Yani bir tarafın rastgele biçimde polarite yani kutupluluk kazanıp komşu molekülün diğer tarafından çekilip ya da itilmesiyle moleküller arası etkileşim olması durumuna benzetebiliriz. İdeal gazlar ve ideal gaz yasasını uygulamak için moleküller arası etkileşimin olmadığını kabul ediyoruz veya varsa da aslında ideal gazlar arasında bu tür etkileşimler olmuyor. Gerçek gazların da ideal gaz olarak davrandığını varsaymamız için bu etkileşimin çok sınırlı veya hiç gerçekleşmediğini kabul ediyoruz. İkinci ana varsayımımızsa gaz moleküllerinin hacmi yani gazın kendi hacmi kabın hacmine kıyasla ihmal edilir. O zaman gaz molekülü hacmi ihmal edilir de yazdık. Şimdi şunu söyleyebiliriz değil mi? Aslında hiçbir gaz ideal gaz davranışı göstermiyor. Tabii ki bütün gaz molekülleri belli bir hacim kaplıyor ve aralarında Van der Waals bağları da dahil olmak üzere bir takım moleküller arası etkileşim gerçekleşiyor. Ama görünen o ki bu varsayımlar birçok gazın ilgilendiğimiz hallerinde kabul edilebilir oluyor. Ya da en azından çoğu haller için kabul edilebilir oluyor. Şöyle yazayım. Gerçek gazlar için yüksek sıcaklık ve düşük basınçlarda bu varsayımlar kabul edilebilir ve bu durum gazdan gaza, sıcaklığın yüksekliğine veya basıncın düşüklüğüne göre değişkenlik gösterir. Bakın bu varsayımları şöyle de düşünebiliriz. Gazların yoğunlaşma noktalarına yaklaştıkça ideal gaz halinden uzaklaşmaya başlar. Yani bir gazın sıcaklığını azaltıp veya basıncını arttırırsak gaz sıvı haline yaklaşmaya başlar. Dolayısıyla gaz yoğunlaşma noktasına yaklaştıkça ideal gaz halinden gittikçe uzaklaşır. Daha önce birçok videoda da gördüğümüz üzere, eğer bu varsayımlarda bulunabiliyorsak, ideal gaz yasasını uygulamamız bir sorun oluşturmaz. Böylelikle basınç çarpı ideal gazın hacmi, mol sayısı çarpı evrensel gaz sabiti çarpı Kelvin cinsinden sıcaklığa eşit olur. Şimdi öncelikle bu varsayımların neden çoğu gaz için yüksek sıcak ve düşük basınçlarda kabul edilebilir olduğunu düşünelim. Daha sonra da yoğunlaşma noktasına yaklaşırken sıcaklığın düşük veya basıncın yüksek olduğu durumlarda bu varsayımların ne zaman işe yaramaz olmaya başladığını bulmaya çalışalım. Öyleyse üç farklı durumu inceleyerek başlayalım. İlk durum. Farklı bir renkte yazayım. Yüksek sıcaklık, düşük basınç. Sonra düşük sıcaklıklı bir durumu inceleyelim. Daha sonra da yüksek basınçlı bir duruma bakalım. İlk olarak gerçek gazlar neden yüksek sıcaklık ve düşük basınçlarda ideal gaz gibi davranıyor? Şuraya şöyle bir kap çizeyim. Bunlar kabın çeperleri. Bu kap aslında 3 boyutlu ama şimdilik bunu kesit alanı ya da 2 boyutlu versiyonu olarak düşünelim. Bir de gaz moleküllerinin hareketini çizeyim. Şimdi yüksek sıcaklık olduğu için bu moleküller etrafında oldukça hızlı dolaşıyor. Ama basınç düşük olduğu için de, özellikle kabın çeperlerine çarpıp sekmelere çok az gerçekleşiyor. Bu gerçek bir gaz. Gazın molekülleri doğal olarak belirli bir hacim kaplar. Bu moleküllere bir de gerçek dünyada düşünelim. O zaman moleküller arasında bir miktar etkileşim de olur. Ama çok yüksek sıcaklık olduğu için bu moleküller çok yüksek hızlarda hareket eder. Ve bu yüksek hızlardan dolayı etkileşmeleri için gereken yakınlık ve zamana sahip olamazlar. Mesela hidrojen bağında olan çekim kuvvetleri de bu yüzden etkili olamaz. Aynı şekilde düşük basınçlı olduğu için de çok fazla çarpışma gerçekleşmez. Bu yüzden gazın hacmini kabın hacmine kıyasla ihmal etmemiz mantıklı olur. En azından ben öyle hayal edebiliyorum. Çünkü kabın hacmi gaz moleküllerine kıyasla çok büyük. Dolayısıyla moleküllerin arasında bir etkileşim olmadığını düşünmemiz sorun olmaz. Çünkü ya basınç düşük olduğu için çok fazla çarpışma ve herhangi bir elektrostatik itme gerçekleşmez ya da çoğu zaman birbirlerinden çok uzakta olduklarından hidrojen bağları veya dipol-dipol bağları gibi çekim kuvvetleri de oluşmaz. İşte saydığım bu sebeplerden bu şartlar altındaki çoğu gerçek gazı ideal gaz olarak kabul edip ideal gaz yasasını uygulayabiliriz. Şimdi de sınır durumları diye adlandırabileceğimiz durumlara bir bakalım. Bu sefer sıcaklığımız düşük olsun. Düşük sıcaklığın olduğu bir durumda öncelikle aynı kabı şöyle tekrar çizelim. Eğer gerçek anlamda bir ideal gazsanız sıcaklık sizi o kadar da etkilemez. Ama şimdi sıcaklığımız düşük olduğu için iki komşu molekül arasındaki çekim kuvvetleri etkili olmaya başlar. Artık birbirlerinin yanından geçip gidemezler. Peki bu çekim kuvvetleri etkili olmaya başladığı zaman hacmi, sıcaklığı ve molekül sayısını sabit tuttuğumuzu düşünürsek sizce bu düşük sıcaklıkta gerçek gazın mı yoksa ideal gazın basıncı mı daha yüksek olur? Bu noktada videoyu durdurmanızı ve biraz kendi kendinize düşünmenizi öneririm. Bakın şu anda sıcaklık düşük. Ve T sıcaklığı hacmi ve mol sayısını ideal ve gerçek için sabit tutalım. Şimdi gerçek gaz basıncıyla ideal gaz basıncını karşılaştırdığımız zaman sonuç hakkında ne düşünebiliriz? Gerçek gaz molekülleri aslında birbir etrafına dolanacak. Bu yüzden birbirlerini bu hidrojen bağları ve Van der Waals kuvvetleriyle çekmek için daha çok zamanları olacak. Bu yüzden kabın içine çarpmak yerine birbirlerine çarpmaya ve kenetlenmeye daha çok zaman harcayabilecekler. Dolayısıyla burada düşük sıcaklığı, hacmi ve gaz moleküllerinin sayısını sabit tuttuğumuzda gerçek gazın oluşturduğu basıncın ideal gazın basıncına göre daha düşük olacağını görebiliriz. Ayrıca sıcaklığı yoğunlaşma noktasına gelene kadar düşürdüğünüzü de düşünelim. O zaman bu moleküller o kadar yavaş hareket ederler ki aralarındaki çekim kuvveti daha da artar. Başka bir deyişle Aralarındaki bu çekim kuvveti birbirlerinin yakınlarından geçerken sahip olduğu kinetik harekete sıcaklığın düşük olmasından dolayı baskın gelir. Bu yüzden birbirlerini yakalarlar ve sıvı fazına bile geçebilirler. Aynı şekilde bu durum su buharı moleküllerinin sıcaklığını yoğunlaşma noktasına ya da geldiğiniz yöne bağlı olarak kaynama noktasına düşürdüğünüzde gerçekleşebilir. Şimdi de basıncın yüksek olduğu durumu inceleyelim. Bu sefer de gerçek gazla ideal gazın hacim karşılaştırmasını yapmak istiyoruz ve sıcaklığı, basınç ve mol sayısını sabit tutuyoruz. Şimdi ideal gaz. Kabımızı şuraya tekrar çizelim. Bu kaptaki bir ideal gaz için yüksek basınç olması kabul ettiğimiz varsayımlardan dolayı gazı etkilemez. Burada moleküller birbirlerine oldukça sık çarpmaya başlar. Yani kabın duvarlarında değil, kendi aralarında sıkça çarpışırlar. İdeal gaz için ihmal ettiğimiz gaz hacmi ne kadar fazlaysa, kabın çeperleriyle olan çarpışmalar da o kadar fazla olur. Ama basınç yeterince yüksekse çok fazla çarpışma gerçekleşir. Çok fazla çarpışma gerçekleşeceği için özellikle de gaz moleküllerinin hacmi önemli olmaya başladığında bu yüksek basıncı sabit tutmak istersek gerçek gaza daha fazla alan vermemiz gerekir. Çünkü gaz moleküllerinin hacmi önemli olmaya başlar. İkinci varsayımı yok saymaya başlıyoruz. Dolayısıyla aynı yüksek basıncı elde etmek için gerçek gazın hacminin ideal gazın hacminden daha fazla olması gerekir. Yine aynı şekilde bir şeyin basıncını çok fazla arttırmak demek yoğunlaşma noktasına gelmenin başka bir yolu anlamına gelir. Genel olarak sıcaklığı düşürüp basıncı arttırırsak moleküllerin birbirleriyle etkileşime geçmesi gittikçe kolaylaşır ve sıvı fazına geçer. Buradaki ana düşünceyi şöyle özetleyip videoyu bitireceğim. İdeal gaz varsayımları ve ideal gaz yasası çoğu gaz için yüksek sıcaklık ve düşük basınçta kabul edilebilir. Ama düşük sıcaklık ve yüksek basınç durumlarında ise bu kabuller bozulmaya başlar.